Sabah Spor'dan ve Konsey'in yepyeni bir bölümünden herkese merhaba. Yanında her zaman gibi Mervan abi var. Ceyhun bugün yanımızda değil. Kalbimizde ama. Kalbimizde ama. <laughs> Canlı bağlantıda yapacaktık ama maalesef yapamıyoruz şu an araçta olduğu için. Evet Euro 2024 sona erdi. Zevksiz bir turnuvayı eğer Türkiye maçlarını çıkartsak bana kalsa zevksiz bir turnuvayı geride bıraktık. Rahat bir İspanya şampiyonluğuyla bitti. Biz de zaten bunu tahmin etmiştik. Aynen öyle tahminimiz geldi. Ee, zevksiz ve tatsız ve sıkıcı bir turnuvaydı bence. Türkiye maçları olmasa hakikaten çok sıkılacağımız maçların oynandığı bu sorumlu oldu Tarık. Senin de söylediğin gibi. Gol oranları düşük, tempo düşük. Zaten Kuman ve Didier Duchamp bu konuda çok eleştirildi. Southgate de aynı şekilde. Favori yani. takımların maçları çok sıkıcıydı ya. Kuma'nın basın toplantısında bir açıklaması var. Buna turnuva futbol derlerdi. Çok eleştiri gelmiş çünkü. Ne yazık ki bundan sonraki turnuvalar herhalde böyle olacak. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda. Temkinli oyun vesaire. Savunma yapan takımlar. Zaten artık tüm takımların oyunları birbirine benziyor. Evet. Bu oyunu sıkıcı yapan şeylerden birisi de bu. Artık tüm takımlar aynı şekilde hazırlanıyor vesaire. Bir şey ee, soracağım. Çoğu futbolunu özledik değil mi? Tabii ki de özledik. Özledik. Bence Aynen. herhalde Neymar o futbolun son neferiydi. 2026 Dünya Kupası bence daha zevkli geçecek. Özellikle Güney Amerika takımlarının olduğu turnuvalar evet. daha heyecanlı geçiyor böyle. Taraftarların işte renkli kıyafetleri işte kültürel e öğelerini yansıtması vesaire. E, bu turnuva da taraftar açısından bak bakıldığında Türkiye'nin Türk taraftarlarının çok baskın olduğunu gördük. Turnuva bir coşku getirdiğini, turnuva ekonomik anlamda bir e güç kattığını gördük Türkiye ve Türk, Türk taraftarının. Zaten Türkiye elendikten sonra turnuvanın hiçbir şeyi kalmadı yani. Şey Hem, Almanya'da çıkmıyor. da belli oluyordu bu şey sessizlik neyi? Gürcistan maçı öncesi öncesi mi sonrası öncesi diye hatırlıyorum. Gürcistan maçı öncesi bir tane Gürcistanların tarzı bir aracının <laughs> arka tarafına tutulan bir Türk abi vardı. <laughs> bu işte biliyorum. ya aklımdan şeyinde... çıkmıyor yani. Aynen bahsettiğim söylemeye çalıştığım şey aslında bu Tarık hani turnuvanın e, sadece futbolu değil de işte taraftarların renkli görüntüleri işte bankartlarda işte ülkelerin yemeklerinin karşılaştırılması vesaire birbirine göndermeler turnuvalar zaten bu şekilde futbol bu şekilde güzeldir yani futbol sadece bir oyun değil bir kültürel ifade biçimi zaten. İki sene sonraki Dünya Hı. Kupası için Güney Amerika takımları olsa daha zevkli olur dedim. Kupa Amerika'da bizim aslında saat farkından dolayı fazla konuşulmadı. Gece 3'teydi maçların hepsi. Bir de o vardı evet. Ama Kupa Amerika'da gölgede <laughs> Kupa Gölge Amerika Biraz uyku düzenimi bozma pahasına Kupa Amerika'nın maçlarının büyük bir çoğunluğunu izlemeye çalıştım ve gerçekten çok zevkliydi. Hani özellikle son Kanada maçında hatta onu bir paylaşımda yapmıştım. Son Kanada maçında. Hiç Kanada Uruguay aynen. maçında. Çok çok ilginç yani. Ya yeşil sahalarda Ender Rastan değil rastlanmayan bir gol yani. Halı sahada bile zor atıyoruz yani öyle bir şey yani. Oyuncu, gol atan oyuncuyu hatırlamıyorum şu anda. İlginç bir ister istemez bir şekilde böyle değişik bir e, stilde gol attı. Peki abi bir yanda Euro 2024'te 2 sene önce Katar'da da olduğu gibi Portekiz'de elenen bir Ronaldo var. Diğer yanda Dünya Arjantin'de yılda, evet. e, Copa Amerika'yı kazanan bir Messi var. Katar'da Kesinlikle. da aynısı yaşanmıştı. Peki sence artık bu rekabet bitmiştir diyebilir miyiz yoksa Katar'da zaten bitmiş miydi bu rekabet? <gülüyor> yani <gülüyor> tabii ki de ikisi çok büyük bir futbol efsanesi oldu. Yani bizim jenerasyon ki onları izlediğimiz için şanslıyız bence. E, skor anlamında, Arjantin'e katkı anlamında e, daha çok hani çıktığını görebiliyoruz özellikle son 3-4 yılda. işte 2021'de yeni Copa Amerika şampiyonluğu, 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu ki orada da yanlış hatırlamıyorsam 7 gol atmıştı. Gol kralı olmuştu. Burada yanlış Dönüşüm varsa e, düzeltiriz zaten. 2024 yine Copa Amerika. 2023 Ballon d'Or ve Finalissima var. Yani Ronaldo cephesine 4... baktığımızda Ronaldo'nun biraz daha kupa kazanma <laughs> alışkanlığının yok olduğunu görüyoruz. Tabii son e, soru olabilir artık bu jenerasyon için. Messi mi Ronaldo mu? Aynen öyle. Çünkü Peki. ikisi de hani belli bir yaşa geldi. Zaten Ronaldo belki de yine son bir dünya kupası oynar. Ama ondan sonra görür müyüz onu bilemiyoruz. Çocuğuyla oynamak istiyormuş. Karşılıklı. Oynasınlar ha. Asit Birbirlerine asit yaparlar. İnşallah. Peki abi Ronaldo'ya girmişken, hı hı. Mbappe. Evet. Şu an biliyorsun, İdo Ronaldo. Son yılların herhalde en flash transferi. Beklenen bir transfer. Beklenen bir, bir transfer kesinlikle. Ve Hiç bence transfer. o transfer konuşmasına da çalıştı yani Ronaldo'nun saniye saniye aynısını yapmak tabii, için çalışılmış tabii. bir transfer de oldu. Hem Ronaldo'ya bir güzel bir atıf oldu Mbappe için hem de Real Madrid taraftarı ve kulübü için tekrardan bir. Böyle eskileri dönme şansı oldu bence. Tabii ki de. Tabii müthiş bir transfer. Müthiş bir Mbappe cephesinden baktığımızda müthiş bir kazanç var ortada. 400 milyon. Hem yani kazanç olarak şey diyorsan, maddi olarak kazanç maddi diyorsan. Maddi anlamda söylüyorum tabii. Maddi olarak diyorsan 5 yılda e, tabii yaklaşık 300, 300 milyon bir... artı 100 milyon Herhalde, da imza parası. Evet. Kariyer için de hani Herhalde güzel para artık. yok. Şöyle de bir detay var abi. Mbappe'nin Ronaldo'nun gol rekorunu geçmek için 9 sezon üst üste 50 ve üzeri gol atması gerekiyormuş. <laughs> güzel. Güzel ve zor. Zor. Bence zor. şu an imkansız. E tabii canım ya yani evet kötü şu an bugünün ama, futbolunda bence imkansız bir şey bu. Zor tabii artık hani Mbappé e, Real tabii ne kadar hani başarılı olur göreceğiz tabii. E, orası da bir soru işareti. Her bir de bunun bir... Messi cephesi de var ama. Evet, Messi'nin arkasında aslında şu an Yamal geliyor. Kesinlikle. İyi bir jenerasyon geliyor. Özellikle İspanya'da işte Real Madrid'de biri, diğeri de Barcelona'da. Diğeri de Barcelona'da. Hatta Futbolun Messi ile Yamal'ın Yamal'ın bebeklik fotoğrafı çıktı. <laughs> Messi Yamal'ı yıkıyor. <laughs> 2007. UNICEF Garip Projesi bir dünya. Oldu. Hatta şey diyenler oldu ya. Kesin bir simülatörün içindeyiz vesaire. bir simülasyondayız vesaire. Değil mi? Mbappé'nin Ronaldo'yla fotoğraflarından sonra Yamal'ın. Ronaldo'nun yerini alması ve Yamal'ın Messi'nin Yamal'ı yı yıkadıktan sonra Yamal'ın da Messi'nin yerini almak için. Güzel bir hikaye oldu. Çok güzel bir hikaye oldu. Hatta Mbappé'nin de işte Ronaldo'nun aynı sevinci yapması. dos, Stres işte. Alamadit. Alem, Alamadit demesi. Çok güzeldi o. Abi hala Madrid falan dinlemem. Arda Güler'in kalkıp <laughs> da orada. Hola Madridistas. Madridistas. Üstüne tanıma. Utangaç bir şekilde Üstüne ama. tanıma. <laughs> Peki, turnuvanın takımı açıklandı biliyorsun. Çoğunluk evet. İspanya'dan tabi İspanya şampiyonu olduğu için. E sence turnuvanın takımını nasıl değerlendirirsin <laughs> sen? Turnuvanın takımı tabi hani beklenen oldu. Çoğunluk tabi İspanya'dan yana. Aslında baktığımda takım olarak İspanya çok iyiydi yani. Şöyle zaten bir sistem var onlarda. Çıkan oyuncunun, çıkan oyuncunun yerine giren oyuncu hiçbir şekilde kendisini belli etmiyor. Tamamen e, İspanya'nın kendi inşa ettiği oyun var. Ortada belli bir sistem var. Onu oynayan bir takım var. Tabii ekstra performans sergileyenler oldu. Yani Dani Olmo, e, Pedri'nin evet. Newton zaten ona şanslı oldu. E, Yamal, e, Nico Williams, Rodri mesela. Bunlar çok kilit oldu yani. Çok etkileyici e, faktörler oldu bunlar. Bence Euro 2004'ün kadrosu fena değil. Birkaç tabii şey olabilir. Bence eksik olabilir. var eksik. Kukureya çok müthiş bir ekstra bir performans sergiledi. Çünkü Kukureya sürekli medya üzerinden dayak yiyen bir oyuncu yani. Eleştirilen ve sevilmeyen bir oyuncu. Ki Ama inanılmaz de, hiç ee, beklenmeyen bir performans sergiledi. Hatta final maçında da Spanyolun ıslıklandı bayağı. Eline. Evet. E, Almanya'daki pozisyondan dolayı işte o penaltı Evet evet. Sırf da, o Almanya pozisyondan dolayı zaten final hı. maçında adam ıslıklıyorlar. Kukureya'nın bu performansı olmasa herhalde Ferdi ilk yazılacak isim oraya. Bence Kesinlikle. Öyle. Yani verilere baktığımızda ve maçların zorluğuna baktığımızda, Türkiye'nin oynadığı maçların zorluğuna baktığımızda Ferdi'nin ne kadar e, özel bir iş yaptığını görebiliyoruz. Ki bunu daha önce konuşmuştuk yani. Aynen öyle. Şans Ayrıca Ferdi bir fanın açıkladığı turnuva kadrosunda da tek yer alan Türk evet. oyuncu Ferdi. Kesinlikle. Ya şu açıklanan kadroda, en iyi kadroda İspanyolları çıkarsak mesela. Hani onlar çünkü ekstra oynadılar. Belli değil zaten o. Onları çıkarsak so, ben soldaki Ferdi yerine. Peki bayardım. şöyle diyeyim mi? Evet. Şöyle diyelim mi? Bu kadro yerine 3 tane Türk oyuncu alacak olsan kimleri çıkartırsın kimleri alırsın abi? Dediğim gibi eee Kokure yerine Ferdi'yi kesinlikle yazardım. Yamal yerine de e, Barış Alper bence yazılması gereken Yamal yerine Barış Alper söylüyor. iddialı. Yani bunların İspanyol oyuncuların olmadığını düşündüğümüz takdirde. Hmm. Tabii ki de onlar zaten müthiş bir performans sergiledi. Sonuçta final ve kupayı kazanan bir takım. Peki iki tanesi söyledik. Üçüncü kim olurdu? Üçüncü kim olurdu? Mert olsun mu? Mert bence olsun. Mert bir düşünelim. Bence de Mert olsun. Ya biraz herhalde duygusal da düşünüyor olabiliriz ama o kurtarış duygusal bence duygusal bence. Düşünce bir, evet. düşünebilecek bir kurtarış da değil yani. Ferdi yani Ferdi ve Barış da aslında duygusal değil. Adam Çünkü diritti. adamların, e, oyuncularımızın yaptıkları ortada. Birisi Van Dijk ve ile omuz omuzla sırt sırtta mücadele etti. Diğeri de e, Schmidt işte vesaire Dumfries'le mücadele etti Ferdi. Zaten Mert Gronk da ve Avusturya maçlarında çok net pozisyonlar çıkardı. Peki sizce turnuvanın en iyi 11'inden 3 oyuncu çıkartıp 3 Türk ekleyecek olsaydık kimleri eklerdik? Yorumlarda bekliyoruz. Geçelim şimdi turnuvanın gollerine abi. Evet. Turnuvanın golleri de açıklandı bildiğin üzere. Çok tartışmalar da genelde Türk tarafından tartışmalar evet, oldu. Evet, evet. Birinci sırada Lamine Yamal var. Fransa'ya attığı evet, gol. Müthiş bir goldü. İkinci sırada Jude Bellingham'ın Slovakya'ya son dakika attığı gol. Anlamlı bir Provaşa gol. Da. anlamlı bir gol hikayesi olan bir gol var. Üçüncü sırada Shakiri, Dördüncü sırada Stankyu. Evet. 5 Arda Güler, 6 Mert Müldür. Gürcistan hmm. maçında attığı goller. Sence 6. sıraya kadar bu liste sence yani doğru mu? Türkleri veya... yine bir şekilde böyle Türkiye'yi yine sonlara koymuşlar. Sence veya Yamal'ın golüyle Arda Güler'in golü arasındaki yani farklar nedir? Çok benzer yani ikisi. E tabii Yamal biraz daha hani ayak içi o vuruş yaptığı bir pozisyon. Ardan da biraz daha uzak mesafeden daha sert ayak üstüyle bir gol ve ya bilmiyorum hani bence Arda'nın golü daha güzel ya. Ama daha jenerikti bence. Bence, yani. bence bu sıralamanın sıralama e, zaten biraz şey saçma olmuş bence. Yani sıralama. Şakir tamam güzel gol attı ama yani Arda'nın golü Şakir'den şey değil yani, yani Şakir'in daha bir jenerik golü değil yani mesela. Peki e Mert Müldür de mesela ilk golü güzeldi gayet bence. Haftadaki ilk golümüz. Hatta haftanın şöyle bir şey var. Yamal bu golü yarı finalde, finalde Fransa'ya karşı, Fransa ya karşı. attı. E tabi o, o açıdan da biraz. Biz önemli. bu golü Arda'nın Arda bu golü gruplarda Gürcistan'a karşı attı. Yani evet. bence bu etkiliyor. Tabi tabi zaten onu tabi o e, golleri seçerken onları kale yapıyorlar. işte sıralama vesaire maçların önemi. Ki Bellingham'ın golü de aynı şekilde. Çok güzel bir hikayesi vardı yani. Evet. Bence Arda'nın yani son golü de dakika. Çok hikayesi tam, var. tam İngiltere elendi derken Bellingham bir çıktı sahneye. Zor, yani. zor pozisyonda son saniyede. Ama bence İlk üçte hatta ilk 4'te bence iki tane Türk oyuncu. Arda onaydı. ile Mert'in olması gerekiyor diyorsun. Başka Peki sence sürmeşti. bu sıralamayı değiştirecek olsak Arda ile Mert'i nereye koyarsın? Arda ikinci, Mert 3. bence. O zaman şöyle diyoruz. 1-Yamal, 2-Arda, 3-Mert Mert, diyoruz. Temiz. Tamamdır. Hak edilmiş bir liste. Peki abi son olarak. Bildiğiniz üzere Merih Demiral iki maçlık men cezası almıştı. Evet. gol sevincinde yaptığı bozkurt işaretiyle. Dün gelen bilgiye göre Almanya'nın Bremen şehrinde bozkurt işareti yasaklandı. Evet. Bremen'de bozkurt Öyle işareti sessiz tilki işareti olarak kullanılıyormuş. Kreşlerde ve anaokullarında çocukları susturmak için hatta şu şekilde bir işaret hani şöyle stok fotoğraflar da var hani. Etrafta çocuklar var kreşte. Öğretmen böyle yapıyor. Hı hı. hı. Evet. Yani bu işaret orada yasaklandı. Ben yüzden... birazcık şuna yorumladım. Bence işleri güçleri yok. <laughs> Niye hala bununla uğraşıyorsunuz? Ya işte bozkurt işareti tabii turnuva damga vurdu. Hani turnuvanın en çok konuşulan olaylarından birisi oldu. Özellikle işte birlikte çıkan bilgin daha açıklanmadan ceza alması vesaire evet. yazısı çok tepki topladı. Almanlar böyle şeyleri seviyor ne yazık ki yani. Türkiye üzerinden bir malzeme buldular mı hemen değerlendiriyorlar siyasi olarak. Oysa bozkurt işaretinin bir siyasi e, simge olmadığını hepimiz biliyoruz yani bir kültürel... E... Türk düğün simgesi. Tabii. Türk, Türk düğün, düğün simgesi. Değil bizim mesela. Türk toplumunun bir tarihi ve e, sembolü olan bir şey bir değil ki yani. Diye. Evet. Yeni bir, bir, şey değil bu. Kültürel dışa vurum yani bu bence. O açıdan bilmedikleri için bunları hemen siyasi olarak bir malzeme olarak kullanmaya çalıştılar. Çok. Çocukları sessiz değil ki diye böyle susturmaya alıştır. Tabii Şimdi tabii. bu hareketi yasakla. Aynı İnşallah şey o mesela. daha da susmaz başlarına. Evet aynen öyle. <laughs> Avusturya maçında mesela Alexander Raus tezahüratları yapıldı mesela. Türk'ün Raus'tan e, ırkçı bir slogandan türetilmiş bir şey o. Ondan esinlenerek tezahürat yapıldı ama UEFA bunu görmezden geldi mesela. Evet. Bu da e, UEFA'nın çifte standart uyguladığı başka bir konu bence yani. Ki bunu zaten Almanya'daki bazı yazarlar bile bu konunun nasıl bu kadar Peki. siyasileştirildiği konusunda bile eleştiriler yaptı yani, Alman hükümetine. Canımızı yakan bir konuydu ama <laughs> dediğim gibi o siyasi bir sembolden ziyade bizim kültürel tarihimizin bir sembolü yani. Ne olursa olsun biz bence her anlamda çok gururlandık. Takımımızda mücadeleyle özellikle o meleğin hareketinden Kesinlikle. sonraki cezadan sonraki taraftarımızın o dik duruşuyla bence çok gurur dolu. Anlar yaşamış olduk. Kesinlikle. Bu şekilde de Bence, Euro 2024 yani bizim için bitirdik. Bizim için finale kadar gidilebilecek aslında bir turnuvaydı. Aynen öyle. Üzüldüğümüz bir turnuvaydı. Hollanda'yı elimizden kaçırdığımız bir turnuvaydı. Ama yine de ne olursa olsun kimse buraya kadar gelmemizi beklemiyordu. Bu bir gerçekti. Bence mücadelemiz, hocamız, teknik ekibimiz, yedekteki, yedek kulübesindeki oyuncularımızın hepsi alnına kılı oynadı güzel bir turnuva geçirdik. Ee, i̇nşallah darısı 2026 Dünya Kupası'na. Evet ver. çünkü öyle de bir şey var. Şu an bu jenerasyon bize Euro 2024'te bunları izlettiyse evet. kim bilir 2026 Dünya Kupası'nda neler izletecek diyelim ve artık bitirelim abi. Evet. Zaman ayırdığın için bana teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Tarık. Sizlere de bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sabah Spor'da konseyde birlikteydik. Hoşçakalın.